Efendim bildiğimiz üzere geçen hafta Güneydoğu'da çok büyük bir deprem yaşandı. 10 ile etkiledi ve birçok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti ve birçok da yaralı var. İYİ Parti Uşak İl Teşkilatı olarak Uşak'tan nasıl yardımlar yapıyorsunuz? Neler yaptınız efendim bu süreçte? Bizler Uşak İYİ Parti İl Teşkilatları olarak, bunlar tüm teşkilat olarak söylüyorum. Gerek ilçe teşkilatlarımız, gerek gençlik kollarımız, belediye meclislerimiz, il genel meclislerimiz, yani İYİ Parti Uşak İl Teşkilatı olarak depremin olduğunun ertesi günü hemen yardım kampanyasını başlattık. Genel merkezimizin denetimi altında. İlk turumuzu geçen hafta salı günü gönderdik. Maalesef o felaketin ertesi günü. En azından oradaki vatandaşların bir nebze yaralarına merhem olmak amaçlı. Gerek hayırsever vatandaşlarımız, gerek teşkilat mensuplarımızın yardımıyla bir tırımızı 7 Şubat 2023'te Hatay İl Başkanlığı'na teslim edilmek üzere gönderdik. Çok şükür yerine ulaşmış. Dediğim gibi yani gidenin telafisi olmuyor ama bir nebze yaralarına merhem olmak amaçlı yardım kampanyamız hala devam ediyor. Bugün de ikinci tırımızı göndereceğiz. Bugünkü tırımızda yine gıda ağırlıklı ama en büyük ağırlığı bu sefer ihtiyaca göre odun sobasına ayırdık. Odun sobası ve yakacakla birlikte, odunla birlikte ikinci tırımızı da çıkartacağız. Bu iki tırımızdaki yardım kampanyasında jeneratöründen tutun, hijyen malzemesine, bebeklere ağırlık verdik, çocuklara ağırlık verdik, gıda, battaniye, aklınıza gelebilecek her şey, konserve, serum, her şeye değinmek istedik, her şeyi almak istedik, ihtiyaçlarını gidemesek de bir şekilde gidermek istedik. Gönlümüz onlarla, en kısa sürede Türk milleti, Türk devleti, büyük bir devlet, inşallah geride kalanlara en kısa sürede bu yaraları saracak. Temennimiz, Allah'tan dileğimiz inşallah bir daha bu felaketleri bize yaşatmasın. Tekrar yaralılarımıza acil şifalar, vefat eden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Tekrar tüm hayırseverlere de Allah hayırlarını kabul etsin diyorum.